Normalde haritalar üzerinde şu şekildeki birikme alanları görülebilmekte. Ancak özellikle akma alanları, mesela şuradaki ince hat olarak gördüğünüz akma alanları, asıl tehlikeli olan bölgeler burası. Örneğin şurada kar birikme alanını görebilirsiniz. Ama bu biriken kar hangi bölgeden çığ olarak aşağıya doğru gelir? İşte biz bunu çalıştık. Yaptığımız modelleme ile 28 ila 50 derecelik eğimlerde biriken karın hangi vadiden, hangi noktadan gelmesinin muhtemel olduğunu değerlendirdik. Ve bunları da harita üzerine çalışarak gösterdik. Örneğin şuradaki 1, 2, 3, 4 birikme alanı burada birleşerek tek bir akma alanı haline gelebilmekte. Bu çalışma gerçekten çok önemli bir çalışma. Dijital ortamda bu haritayı yaptıktan sonra özellikle sahada çalışan operasyonel ekiplere vermek suretiyle tehlikeli bölgelerden geçerken nasıl hareket etmeleri gerektiğini de kendilerine eğitim olarak zaten verdik. Bu çerçevede mümkün olduğu kadar sahada görev yapan personelin en az düzeyde zarar görmesini hedefliyoruz. Projemizi önümüzdeki yıl itibariyle bitirmeyi hedefliyoruz. Özellikle İRAP konusu var mesela. İRAP çok önemli bir konu, yani bu risklerin azaltılması. Bizimle Orman İşletme Müdürlüğü'yle de bir görüşme yapıyoruz, projelendirme. Bir proje yaptık özellikle güvenlik korucularımızla alakalı. 4 ilçemizde çığ açısından tehlikeli olan bölgelerde toplam 200 tane güvenlik korucumuzu malzemeleriyle birlikte olacak şekilde eğittik. 4 ilçemizde şu an 50'şer kişilik güvenlik korucusu ekibimiz hazır. Onların güncelleme eğitimlerinde Ocak ayı itibariyle tekrar başlayacağız. Hatta bu proje bölgesel bir nitelik kazandı. Bitlis ilimizde 100 güvenlik korucumuzu geçen yıl itibariyle eğittik. Önümüzdeki günlerde Hakkari, Muş ve Bitlis bölgesinde de yine aynı şekilde eğitimlerimize inşallah devam edeceğiz. Bunun yanı sıra bizim AFAD Başkanlığımız bünyesinde teknolojik altyapıyı kullanarak ARAS sistemi dediğimiz afet risk azaltma sistemi üzerinden bir haritalandırma çalışması yaptık. Bugüne kadar yapılan haritalarda genellikle dağlarda çığ açısından tehlikeli olan bölgelerde karın birikme alanları genellikle gösterilir. Biz özellikle çığın akma alanlarını harita üzerinden belirleyerek geçiş hatlarında çığ açısından ne kadar tehlikeli alan olup olmadığını harita üzerinden de göstermeye gayret ettik. Bu projemiz devam ediyor. Şu anda 2 tane ilçemizin hafta çalışmalarını sona geldik. Ancak amacımız bütün ilçelerimizle alakalı bu çalışmayı tamamlamak, genel bir harita oluşturmak arzusundayız. Bu çerçevede özellikle sahada çalışan ekipler, karayolları ekipleri, kolluk kuvvetlerimiz toplamda yaklaşık 3000 saha personeline bu çerçevede çığ farkındalık eğitimleri verdik. En azından mecburiyet halinde çığ rotalarından ne şekilde geçilebileceğini, grup halinde geçilmemesi gerektiğini ve çığ poligonlarındaki davranış şekilleriyle alakalı eğitimlerimizi verdik ve bu eğitimlerimiz devam edecek. Bilahare tekrar eğitimlerimizi özellikle sahada çalışan personel bazında yine vereceğiz. Van genelinde yaptığımız modelleme üzerinden, ara sistemi üzerinden yaptığımız modelleme üzerinden yaklaşık 4600 çığ poligonu şu an tespit etmiş durumdayız. Ve bunların tamamını da haritaya aktaracağız. Dijital bir ortamda kolluk kuvvetlerimizin, elektrik arıza ekiplerinin, karayolları ekiplerinin de kullanımına sunmayı planlıyoruz. Anlatır mı?
az gayret şöyle bir şey olacağını, şu ülke için. Abi sınav fata yeri sağlam bitirelim. Sol kapça. Sol kapça olmaz gibi. Hiç girmez.